yiğidin hangisi olacak birinci? Buranın toprağı oldu Böşir-i Merdan. Bakalım bu yiğidi, bu iki yiğide kaldı. Boşta bu koca meydan. Analar şeker zahmeti, babalar bilmez kıymatı. İkiniz de ahir zaman peygamberin ümmeti. Sağdaki Ayhan Taşkın Pehlivan. Türkiye birincisi 100 kiloda, dünya dördüncüsü. Sen. Koldağı Cuma'da sözü arkadaşımız, Kahraman Maras'ın ağır sıklat birincisi. Bundan da aynı Ayhan gibi derece olmasını, daha yüksek gitmesini Cenab-ı Allah'tan temenni var. Niye zeyleriz? Hadi yavrum. Kahramanmaraş'taki Karakucak Güreş Festivali yurdun çeşitli bölgelerinden 267 güreşçi bir araya getirdi. Festivale katılanlar arasında minder güreşinden tanıdığımız isimler de vardı. Bunlardan biri 100 kiloda milli güreşçimiz Ayhan Taşkın'dı. Taşkın Kahramanmaraş'taki Karakucak Güreş alanında baş pehlivanlık için mücadele etti. İskenderun Demir Çelik Kulübü'nde güreşen 28 yaşındaki Ayhan Taşkın, tecrübesiyle Kahramanmaraş Karakucak Güreş Festivali'nin baş pehlivanlık mücadelesinden kolayca galip ayrıldı. Ayhan Taşkın, görüntülerini izlediğiniz karşılaşmayı 1 dakika 25 saniyede tuşla galip bitirdi ve baş pehlivan oldu. Taşkın 100 kiloda son dünya şampiyonasında dördüncülüğü almıştı. Kahramanmaraş'ta geleneksel Karakucak çim alanının isimsiz ve gelecek için umut bağladığımız güreşçileri de vardı. Güreşlerde baş pehlivanlığı dünya dördüncümüz, 100 kiloda dünya dördüncüsü olan Ayhan Taşkın kazandı. Sayın Taşkın, sizin için iyi bir antrenman oluyor mu bu güreşler? Güreşe Karakucak'ta başladık. Gerçekten Karakucak bizim için büyük bir antrenman oluyor. Zaten geçmişteki şampiyon abilerimiz bütün Karakucak sahalarında yetişmiştir. Mesela İsmet Atlı, Mehmet Esenceli, Mustafa Kurt, Bekir Büke, bütün abilerimiz bu Karakucak'ta yetişmiştir. Dileriz ki bu Karakucak güreşleri sık sık devam etsin. Türk güreşine çok büyük katkısı oluyor. Bütün pehlivanlar burada yetişiyor. Sayın Esenceli, Kahramanmaraş'taki güreşçileri izledikten sonra buradaki genç güreşçiler hakkındaki görüşleriniz nelerdir acaba? Kahramanmaraş güreşin kaynağı olan bir vilayettir. Bu çocukların başında gerçek güreşi seven antrenör, idareci bulunduğu takdirde benim gibi, Bekir Büke gibi birçok şampiyon çıkacağına, çıkartacaklarına inanıyorum. Yalnız ki bu çocukların elinden tutulsun. Taşkın ve serbest dalda iki kez Avrupa şampiyonu olan eski milli güreşçimiz Mehmet Esenceli bir bakıma aynı görüşü paylaşıyorlardı. Nitekim Yıldızlar da 45 kilonun birincisi olan ve şu anda bir güreşini izlediğiniz Kahramanmaraşlı Ahmet Akgün, güreş sırasındaki çevikliği ve ataklığıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı. Kahramanmaraş'taki Karakucak güreşlerinde birinci olanlar arasında da gelecek için umutlanılabilecek başka isimler de vardı. Kahramanmaraş'tan 30 kiloda Zafer Doğan, 35'te Mete Antürk, 40'ta Metin Topaktaş, 50'de Erdoğan Alıcı, 55'te Ahmet Polat, 60'ta Emin Köşk, 65'te Erol Köklü, 75'te Mahmut Doğan, Ankara'dan 70'te Ali Yanar, İskenderun'dan 85 kiloda Abu Ser Davran, Kahramanmaraş Karakucak güreş alanından şampiyon olarak ayrılan isimlerdi. Şampiyonların yanında öteki sıraları alanlar arasında da geleceğin şampiyonları çıkabilir. Ama yine de güreş adamları en teknik güreşçi olarak 45 kilonun şampiyonu Kahramanmaraş bölgesinden Ahmet Akgün'ü gösterdiler. Kahramanmaraş güreşlerinde Yıldızlar'da Ahmet Akgün 45 kiloda kilosunda birinci olurken Yıldızlar'ın da en teknik güreşçi seçildi. Ahmet Akgün kaç yaşındasın? 15. Okuyorsun herhalde. Evet. Güreşe sürekli olarak çalışıyor musun? Evet, imkanlar oldukça çalışmaya. Kahramanmaraş bölgesinden evet. Misin? Çalışmalarını yeterli buluyor musun? Hayır, bulamıyorum. Neler istiyorsun? İmkanlar sağlanırsa daha bir güreşçi olmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş güreşlerinde
40 yaşın üzerindeki güreşçilerin çayırda güreş yaptığını gördük. Bunun yanında 6 yaşındaki güreşler de abilerine, babalarına özenerek bu çayırda güreş yapıyorlardı. Ancak bunlardan daha orijinal Adana'nın Kadirli ilçesinden Kahramanmaraş'taki güreşlere gelen Adil Özkale'ydi ki Adil Özkale eski Karakucak pehlivanlarımızdan, güreşlerimizdendi. 6 çocuğunu birden Kahramanmaraş'taki güreşlere getirdi. Sayın Özkale, sizin zamanınızdaki güreşle bugünkü Karakucak güreş arasında bir fark var mı? Efendim, şimdi ise acelelik var. Bir an oyunların bir an önce tatbik edilmesi şey yapılıyor. Temin ediliyor. Arada fazla bir fark yoktu. Yani güreşler acele yapılması isteniyor. Yani güreş süresinin uzun tutulmasını mı istiyorsunuz, arzu ediyorsunuz? Kısa olması daha iyi olacak. Çünkü oyunların daha acele yapılması güreş için daha elverişli olması lazım, icap ediyor. Sayın Özkale, 6 çocuğunuz da, 6 oğlunuz da Kahramanmaraş'ta birbirinden güzel güreşler yaptılar. Evet. Siz hangi oğlunuzdan daha çok ümit varsınız? Bu taraftan 4. ve 5. Eflatun Özkale ve Soner Özkale'den ümitliyim. İnşallah bunlar ileride Türk bayrağını dalgalandırmak bekliyorum bunlardan.